Ne oldu? Asmin Dağ Çiçeği. Gözü her daim yaşlı bir güzel. Ama o her şeyden öte bir anne. Hem de acılı bir anne. Bir yerden tanıyorum ben onu. Tabii tanıyorsun yavrum. Ben senin özellikle. Seni dünyaya getiren benim Nidane. Sen benim annem değilsin. Benim annem burada. Baba o bizim düşmanımız. Öldürecek bizi. Kurtarın bizi. Miran Ağa'nın henüz kundaktayken kaçırdığı oğlundan yıllarca haber alamayan Asmin sonunda oğluna kavuştu kavuşmasına ama yine buruk, yine acılı. Nasılsın yavrum? Hasta oldum yine ben. Biliyorum canım. Biliyorum. Onun için geldim ben. Seni iyi etmek için geldim. Niye ağlıyorsun? Bana mı üzülüyorsun? Canım benim. Sevinçten ağlıyorum ben. Seni görünce çok sevindim. Ama çok iyi gördüm seni. Ağlama, iyi olacağım ben. Aşk bir hayalin güzeller güzeli Asmin'i Nehir Erdoğan'la keyifli sohbetimize başlamadan önce güzel oyuncunun bilinmeyenlerini paylaşmak istedik siz seyircilerimizle. Evladından yıllarca uzak kalmış, yüreği buruk, gözü yaşlı bir anneyi canlandıran Nehir Erdoğan, bakalım bu hüzünlü karakter hakkında neler anlatacak? Dizi TV'nin konuğu, gözü yaşlı annesi, aşk bir hayalin Asmin Nehir Erdoğan bizlerle. Asmin'in gözünün yaşı hiç dinmedi. Geçen sezon aşkı için gözyaşı döküyordu ve çocuğu kayıptı. Şimdi yine bir türlü mutlu olmadı, yüzü gülmedi Asmin'in. Gülecek mi sonunda? Benim de temennim Asmin adına en azından. Gülmeye başlayacak olması tekrar. Mardin'den İstanbul'a, oradan Yunanistan'a varan bir trafik var dizide. Aşk var, heyecan var ve bolca da gözyaşı var. Ama Mardin'in yeri ayrı tüm dizi ekibinin gözünde. O mistik, o büyülü diyar Mardin herkesi kendine hayran bırakmış. Baksanıza. Mardin nasıl bir şehir? Çok fazla vakit geçirdiniz oralarda. Mardin hep söylüyorum. Benim için dönüm noktalarından bir tanesidir Mardin süreci. Çok farklı bir enerjiye sahip çünkü orası. Bu zamana kadar birçok farklı şehirde çekim yaptım, uzun zamanlar kaldım. Her şehrinde ayrı özelliklerini, farklı yönlerini tanıdım ve sevdim. Ama bunların içerisinde Mardin'i birazcık, bir damlacık ayrı tutabilirim galiba. Hemen yardım ver, bana ne görürsün? Adam bana söyle, polisi oyalasınlar. Hadi Asma, çıkıyoruz buradan. Yardım ver benden, çabuk. Miran Ağa sanki artık biraz insafa geldi. Hasta olmasıyla beraber oğlunuzun sizi bir araya getirdi. İhtiyacı da olduğu için ama sanki böyle hani artık uslanır mı o konuda? Yani zaten içinde aşk barındıran, aşık olan bir insanın %100 vicdansız olmasını hiçbir şekilde bekleyemiyorsun. Yani eğer kendini aşka teslim ettiyse her ne kadar bunun sonucunda hırçın ve çirkef bir sonuç da ortaya çıksa bir şekilde çıkış noktası Miran'ın da sevmekten geliyor. Lafınızı balla böldük Asmin Hanım. Miran Ağa'yı böyle ballandıra ballandıra anlatmanız bizi çok şaşırttı. Seyirciden tepki alabilirsiniz, bizden söylemesi. Son birkaç karakterdir anne rolüyle karşınızdasınız. Çocuklu sahneler çekiyorsunuz. Normalde nasıldı çocuklarla aranız? Şimdi bir değişiklik var mı? Ya da bir anneliğe ön hazırlık oldu mu acaba bu? Yani çocuklarla sadece bu dizilerde değil, her zaman aram iyiydi. Biraz da böyle otör bir tarafım da vardır benim. Hani o elimde olmadan, hani disiplini çocuk yetiştirme konusunda, evet hani demokratik olma, çocuğa söz hakkı tanıma falan falan falan, ama aynı zamanda da özellikle son dönemde bu artık her imkanların çok artmasıyla birlikte çok fazla şımartmamak gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Sence yazın mesela kaç derece? Oralar. 55. 55. Evet. O kadar mı?
O zaman çöl olması lazım. Çöl. Alek. Buradan. Gel bak bu içeriden. Anne tarafı Ege'nin incisi İzmirli, baba tarafı ise kayısı diyarı Malatyalı olan Nehir Erdoğan'ın arası nasıl acaba mutfakla? Mardin mutfağından tarifler verir mi dersiniz Dizi TV özel? Bizim mesela analı kızlı vardır ya da soğuk çorbamız vardır. Annem İzmirli olmasına rağmen onu işte babam için öğrenmiş ve çok güzel yapar. Zaman zaman hala isterim yapar. Ben kendim girip yapamıyorum. Dizi TV ekibimiz Asmin'e bir de küçük sürpriz yaptı. Asmin'in güzelliğine yakışır bir sürpriz. İnanmıyorum ya. Pazarlardan korusun dedik. Ekip arkadaşlarım sizin için seçti. Gerçekten çok şık bir hediye. Çok teşekkürler. Çok zarifsiniz. Siz de bu kadar yoğunluk içinde vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Gelmeliyim mi? Aşk bir hayal setinden ayrılma vaktimiz geldi ne yazık ki. Zaten ayrılmamız gerekiyordu. Çünkü bu güzel ve neşeli ekip nefes almadan saatlerce çalışıyorlar. O nefes aralığında bize gösterdikleri misafirperverlik için onlara çok teşekkür ediyoruz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.